İşten eve gidiyordum ve şimdi size işten eve giderken ki bizim mahalle Kuzguncu'nun çöpünü göstereyim. Bir süredir işten eve gelirken mahalledeki çöplerin üstünden içerisinde ne var diye bakmaya başladım. Ve baktıkça şaşırdım. Şaşırdıkça da çekmeye devam ettim. Baksana soğanları, maydanozları nasıl kesiyorlar. İnanılmaz yani. Bir gün karar verdim. O çöp kutusunun içinde tamamen girip içindekilerin ne kadarı gıda, ne kadarı da başka malzeme bakmam lazım. Ve bir cuma akşamı giyinip çöpün içine girmeye ve gerçekten neler attığımızın detayına bakmaya ve size göstermeye karar verdim. Memlekette artık o kadar çok şeyi çöpe atar, o kadar çok şeyin kıymetini bilemez hale geldik ki size bütün bir yıl sürecek bir seri başlatmak istediğime karar verdim. Çünkü biz ne zaman yerde bulduğumuz bir tane ekmeği öpüp başımıza koymaktan bugünlere bu hallere geldik. Bir cuma akşamı saat 5:30 çöpün içindekileri göstermek istiyorum. Sonra bunları toplayacağız, bunların içindekileri teker teker de ayıracağız. Kaçı kullanılabilir gıdaydı ve sonra ne oldu diye. İzninizle şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Çöpe giriyorum. Allah bak bak. Daha hiç girmeden göstereyim. Bir kasa bak, roka var. Rokayı görüyor musun? Rokanın haline bak, tamam mı? Sizin aklınıza şu gelebilir. Ya Rifka, bu böyle mümkün değil. Arkadaşlar o kadar mümkün ki ve insanlar nasıl atıyor? Bak soğanı nasıl atmış görüyor musun? Şu maydanoza bakın arkadaşlar. Bu maydanoz atılacak bir maydanoz mu? İnanabiliyor musunuz? Şu an bu çöpte olan, daha devam ediyorum. Soğanı nasıl doğradıklarına bakın, görüyor musunuz? Maydanoz. Bu maydanozun nesi, ne derdi var bu maydanoz? Allah, yazık, günah. Bu ayva yemek mi? Bu bizim ülkemizin ayvayı yediğini gösteren şey aslında. Çöpten neler çıkıyor? Hadi bakmaya devam edelim. İnanılmaz ya, inanılmaz gerçek. Bak bak, marul kesmiş. Marulu, en güzel yeridir burası. Marulu böyle kesip atıyor ya. Şunu diyebilirsiniz. Rifka, bunu herhalde yani bir ev atmamıştır, bir restoran atmıştır. Olabilir. Hangi restoransa yani, herhalde yakında kapanır. Ama şöyle bir şey de var. Bu restoranda insanlar çalışmıyor. Bu restoranda bunları atan bir insanın içinin acıması lazım. Orada buna ihtiyacı olan insan yok mu? Eminim vardır. Ama bunu almaktan da utanıyoruz. Ya bu çöpe gitmesin. Ben alayım da bir şeydir. Bir de bak burayı göstereceğim. Gel bak. Gel bak. Domates. Biri domates soymuş. Ve domatesi de buraya atmış. Görüyor musun? Bu da yazık, günahtır. Domates böyle soyulmaz. Bunların hepsi yenebilecek nimet. Kediye, köpeğe yemek olur. Salça olur, sos olur. Bundan dünyanın en güzel domates çorbası olur. Gerçekten inanılmaz. Dramatize ediyor gibi gelebilir. Size şerefin üzerine yemin ediyorum. O en ufak dokunmadım. Zaten dokunsak da benim aklıma böyle bir şeyi çöpe atıp yani 8 maydanozu atar mıyım hani, öyle düşünün. İnanılmaz bir şey yani. Önce söyleyecek hiçbir şey yok. Babamla her gün böyle geliyorum ama parterin içine bile atmıyorlar. Buraya atıyorlar. Millet inanılmaz. Yani kim bilir sen neler görüyorsundur. Yani çöpe çok ekmek atıyorlar mesela. Ya. Ekmek, bu kadar ekmek var. Aynen, ben de geçen gün gördüm. Ben onları topluyorum, bir köşeye koyuyorum abla. Günah yani. Aa, köşeye koyan sen misin? Helal evet, olsun. Abla. Bu kahramanlık. Çok çok muazzam evet. Bir şey yapıyorsun. Ellerine, emeklerine sağlık. Konteynerdeki tüm çöpleri almaya çalıştık. Ama hava da karardığı için ayrıştırmayı bir sonraki gün yapmak üzere torbaları arabaya yükledik. İnanıyoruz ki boşa harcamamak mümkün. Ve inanıyoruz ki bu resmi değiştirebiliriz. Ve tam da bu sebepten bu videoları yapıyoruz. Ve yalnız değiliz. Bu konuya en az bizim kadar inanan bir ekip ve bir marka daha var. Fairy. Neredeyse her eve giren, hepimizin hayatına kolaylık ve güç katan Türkiye'nin bir numaralı markası Fairy. Bu video serisine destek oluyorlar ve o hayal ettiğimiz değişimi inşallah beraber gerçekleştireceğiz.
Ayrıca Fairy Gıda Kurtarma Derneği ile 5 yıl evvel başlattığı boşa harcama projesiyle gıda israfına dur diyor. Birlikte 5 yılda tam 55 milyon öğün kurtardılar. Son olarak da Türkiye'nin ilk gezici gıda bankası sayesinde ayda 1.2 milyon kişiye ulaşmaya başladılar. Ayda 1.2 milyon kişi. Siz de bizim gibi boşa harcamamaya inanıyorsanız yapabileceğimiz çok şey var. Ayrıca da kurtarılan gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına destek olmak için de Fairy aldığınızda bunu yaptığınızı bilin. Yani bir Fairy aldığınızda bir destek demek. Beş altı tane torbayı açtık. Çıkanları burada gösteriyorum. Burada gıda olan, ağırlıklı da sebze olan çöplerimiz var. Bu tarafta ise plastik, karton, paket malzemesi var. Bu tarafta arkada cam ve şeylerin, yani torbaların içerisinden çıkan cam ve plastikler var. Burada işte resim, heykel, kullanılmamış bardak, çok az kullanılmış ve aslında hala işe yarayacak süngerler. Bu tarafta da kıyafetler var. Ama unutmayalım ki biz bu çöpleri alırken kim geldi? Erdoğan geldi. Oranın kağıt toplayıcısı. Erdoğan buradan çok ciddi olan kağıt çöplerini sağ olsun aldı. Büyük plastikleri aldı. Camları aldı. Ve onun sayesinde, hani biz o bu kadar sebze varken belki bu kadar da bardak ve şey daha fazla çıkacaktı. Ama Erdoğan iki var ki buradan çıkan göreceli olarak daha az oluyor. Birinci konu, Erdoğan neden bunları alamadı? Çünkü bunların hepsi şöyle naylon torbaların içerisinde gıdalarla beraberdi. Yani biz bunları çıkardığımızda yarısı irmikli, yarısı domatesli öyleydi. Dolayısıyla eğer dönüştürülebilecek şeyiniz varsa, ama ben atsam da bizim mahalle dönüştürücü yok deseniz de bizim o kahramanlarımız var. Onları ayrı torbada atarsanız onlar o torbayla görür, alabilir. Burada lütfen birinci alacağımız şey bu olsun. Gelelim ikinci konuya. Buradaki aslında sebze ve meyvelerin nevi ve nasıl atıldığı. Şimdi belki bu bir küçük bir kafede falan olabilir. Ama gördüğünüz gibi bu maydanozlar gayet hepimizin bizim çekimde bile kullanabileceğimiz maydanozlar çok. Ondan sonra rokalar. Rokanın aslında en lezzetli yerleri şu kısımları. Kök kısmını ayırabilir. Bu kök kısmını suya koyarsınız ve ondan sonra rokaları işte bahçeye bilmem ne ekseniz bunlardan hayat dahi çıkabilir. Burada bir tarla ekecek roka var aslında. Ve diğer şey acayip soğan. Soğanın içi gördüğünüz gibi öyle problemli bir soğan değil. Yani şurasını alırsın ve bu soğanı kullanabilirsin. Demek ki bizde bir şey ne zaman bozulmuş, nasıl bozulmuş bilgisi pek yok. Yani soğanı soyarken dış kabuğu ve bu kalın en etli ve aslına baktığında neredeyse bir küçük soğan kadar olan soğanın kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla nasıl soyduğu acayip fark ediyor. Soğanı soyarken dışından bunu soyuyorsun. Tepesinden bunu çıkarıyorsun. Ve ben soğanı sadece gücünü buluyorsun gibi. Ve burada çok ciddi bir soğan çöpü var. Bir diğer konuya geçiyorum. Soyma. Biz niye domatesi soyuyoruz? Niye salatalık? Her taraf salatalık ve domates kabukları. Kimileri çok kalın. Salatalık da domates de daha kış mevsimi. Sebzesi değil. O kadar yemek zorunda mıyız? Hayır. Hayır, illa istiyorlar, illa bizim çocuklar başka türlü kahvaltı sofrası oturmuyor diyorsun. O zaman kabuğunu soymayın. Güzelce yıkayın, kabuğunda da aslında bir sürü şeyler kabuğunda da var. Domatesinde, salatanın ne olur gördüğünüz gibi ne kadar fazla domatesini, salatanın kabuğunu soymayın. Bu kadar ziyanlı olmasın. Mevsiminde kullanmak dediğiniz diğer konuya geldiğinizde hem yerel hem mevsiminde olun. Yani ananas, bir ananas deneyidir diyor. Arada başka ananas çözüyor. Bu ananas gayet taze bir ananas. Neden bu ananas atılır? Şurası ezildi diye atılırsa evin bereketi kaçar. Yani bizim bu topraklarda bereket inancı, sana verilmiş bir şeyin kıymetini böyle bilmezsen sana niye daha fazlası versin? Çok basit bir matematik ne olur kafanızda düşünün. Biz bu topraklarda bunların çocukları olarak sofraya limonu kesip koymak ve bu limonu kesip koyduktan sonra kullanılmayınca da böyle atmak da çok yaygınlaşmış bir şey oldu. Yani avuçları bakar mısınız? Avuçların nasıl kesildiğine, nasıl bırakıldığına. Çok ciddi bir kahve telvesi, çay telvesi, yani çayın yaprakları. Bunlar aslında
tam bir gübre çok hızlı, yani kompost olmuş gibi çok hızlı toprağı besleyebilir. Yani herkesin küçücük bir kısa bir şeysi var. Bu çay telveleri de başlı başına dönüştürülebilmek için bir konum olabilir. Yine işte nar nasıl şey dediğimizde narın içerisinde nar taneleri hala duruyor. Yine bu deyip bereket mevzu. Gelelim yemek söylemeye. Yemek söylemek biliyorsunuz çok artan bir alışkanlık oldu. Şimdi yemek söylediğin zaman bir kere hepsini yiyemiyor olabilirsin. Böyle güzel etli bunlar, çok güzel ekmek. Sokak köpeklerimiz var, sokak kedilerimiz var. Patates de hepsi kedi, köpek ve kuşların yiyebileceği şeyler. Hepsi burada duruyor. Bir de bunun paketi var. Paketini birazdan geçeceğim. Yine böyle alınmış, bozulmuş, şurada hatta dökülüyor şey sahlep. İki kutu böyle sahlep. Bir pakette 22 lira. Eskiden bu yemekler ne yapılırdı? Hatırlar mısınız? Tabii şey serersin, kuşlar yer. Dünyanın en güzel kuş yemi. Şimdi bunları ayırıyoruz kuş yemi olarak. Bunları vereceğiz. Mesela dışarıdan söylese bu kimse bunu gerçekten ayrı kağıt çöpüyle beraber koyar. Bak burada şeyi çayı atmış, yemekleri atmış. Halbuki bu çok güzel geri dönüştürülebilecek bir malzeme. Ve mümkünse madem kullanıyorsun plastik çatalı, bana plastik çatal gönderme. Eğer evdeysen veya ofistesin de metali bak, bu alışkanlıkları da edinmemizden. Bunların çoğu aslında birileri evlerine yemek söylemişler ve o yemekleri paketleri. Hiç dünyada olması gerekmeyen şeyler. Bir diğer konumuz da aslında ekmek. Tamamen böyle bütün de gördüm. Kesilmiş mesela çok güzel bir ekşi mayalı tost ekmeği. Evet, çöp günlüklerimize devam ediyoruz. Şimdi aynı çöpte bakın böyle bir şey var. Yenmemiş bir ekmek. Ekmek ne kadar kötü durumda bakayım. Yenmeyecek bir ekmek kesinlikle değil. İnanılmaz. Şöyle bak bir açalım Bahar. Mis gibi ekmek görüyor musunuz? Tost yapılabilecek ekmek. Hiçbir küfü, hiçbir şeysi ay, yok. Buzluğa atarsın, dondurursun. Bir de böyle herhalde bunun içini yemişler. Bunda da yine küfü, hiçbir şey yok. Mis gibi ekmek. Şimdi bunu çöpün kenarına attığın zaman bir insanın evine alıp yemesi imkansız ama belki daha şöyle bir yere asarsak. Bunu şimdi ben buraya astım. Böylelikle mesela köpekler için yemek memek toplayanlar alabilir. Ama çöpün kenarında olunca belki insanlar acaba mı oluyor olabilirler. Hiçbir şey değilse kuşlara verilebilir. Ama bu ekmekler yani hiçbir küfü yok, bir şey yok. Derin dondurucu atıp istediğin zaman çıkarıp 2 dakikada yenebilecek ekmekler. Buraya açtığımız şey, koyduğumuz ekmeği şimdi biri açmış böyle buraya vermiş. Şimdi bak kediler böyle böyle yiyorlar. Sen belli ki beğenmedin ama arkadaş yiyor. Afiyet olsun. Hala hazırda dilimli ekmek. At derin dondurucuya, at buzdolabına. Çıkar çıtır çıtır kullan taze gibi. Ocağın üstünde şöyle çevirebilirsin. Eğer bir tost makinesi, bir ızgara veya bir air fryer yoksa. Onun neden atıyorsun? Belki 70-80 lira o ekmek bakın. Aslında bunlar yine birine verilebilir veya yine bunu alırsın tertemiz güzel bir paketle koyarsın. Böyle 40 şeyin çöpün arasında koymazsın. Bunu birileri kullanabilir. Giysi geri dönüşümleri var zaten. Evet. Aslında giysi oraya geri dönüşümü de var. Tekstil kumbarası da buradaydı. Ben bunu fark etmemişim. Kendi ayıbım. Ve gördüğünüz gibi mücadele arkadaşlar devam ediyor. Aynı şey bir kere boşaltıyorsun tekrar böyle doluyor. Artı bu ne biliyor musunuz? Bu temizlik bezi. Dünyanın en güzel camı bununla silersin. Ama biz ne yapıyoruz? Biz onu atıyoruz. Zar zor kazandığımız parayla silme bezi, cam bezi, toz havlu bezi alıyoruz. Halbuki biz o, yani benim gerçekten 43 yaşındayım. 43 yıldır ben cam bezi ve şey olarak eskimiş tişört, eşofman altı kullanıyorum. Bizim inşallah önümüzdeki aylarda daha çok konuşalım. Birinin eskisini giymek. Birinin eskisini hatta o insanı onunla anmak, ondan gurur duymanın çok önemli de olduğunu düşünüyorum. Ya bir şey de yapın alıp cam bezi olarak kullandığında ben cam bezi alamıyorum veya cam bezi niye almadım diye düşünmüyorum. Helal olsun sana Refika hissim oluyor. O hissi sizle böyle paylaşmak istedim. Önümüzdeki aylarda bunların çok daha detaylılarını inşallah paylaşacağız. Siz de şu da muhakkak olsun. Ben bunu yapıyorum. Ne diyorsanız lütfen aşağıda onları yazın. Biz gıda israf etmemeyi büyüklerimizden ve bu topraklardan öğrendik. Arada birazcık unutmuş olabiliriz ama her şeyi tekrardan kolları sıvayarak yapmamız mümkün. Bu videonun da amacı, bizim var olma amacımız da bu. Hadi gelin hep beraber el ele verelim.